Ve saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız efendim. Bu dilimde hem dünyada hem de memlekette yaşanan gelişmelere beraber bakacağız. Gelin manşete neyi çekmişiz? Birlikte bakalım. Tüm gözler 4 yıl aradan sonra yine Suriye'nin kuzeyine çevrildi. Rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam Örgütü, Beşar Esad güçlerine Halep'in kuzeyinden hiç beklenmedik bir saldırı başlattı ama bu saldırının beklenilebilir bir saldırı olduğunu düşünenler de var. Peki bu aşamada bu saldırı ne anlama geliyor? Muhaliflerin Halep'i yeniden alması, hedef alması yani bir savaşın habercisi mi yoksa bambaşka bir denklem mi isteniyor o hatta? Detaylarına HT360'ta bakacağız. Üstelik Türkiye'nin de bu noktada açıklamaları var. Onları da inceleyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Ben Dilek Gül, HT360 başlasın. Evet, Suriye'deki gelişmelere bakacağız. Ancak Türkiye'nin gündeminde sahte dolar paniği var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine bir soruşturma başlattı. Kapalı Çarşı'da sahte dolar alarmında. Oraya bir gideceğiz. Baran Hökenek takipte. Baran, ben Kapalı Çarşı esnafının ne konuştuğunu da merak ediyorum. Mesela başka yayın organlarında ifade edilen rakamlar var. Ne gibi tedbirler gündemde? Neler yaşanıyor şu anda orada? Henüz geçtiğimiz günlerde basına yansıdı ancak son bir aydır Kapalı Çarşı'da sahte dolar paniği yaşanıyor. Öncelikle ne olmuştu biraz ondan bahsedeyim, sonra buradaki esnafın tepkisinden de bahsedeceğim sizlere. 50 ve 100 dolarlık eski basım beyaz dolar diye adlandırılan banknotlarda sahte para ortaya çıktığı iddia edildi. Ve aynı zamanda iddiaya göre bu paraların banknotlardan ATM'lerden geçmesi üzerine buradaki esnaf, döviz buroları, kuyumcular kendine bir tedbir olarak alım satımını 50 ve 100 dolarlık eski basım banknotların alım satımını durdurdu. Şuna da değinelim hemen. Tabii Metin Şener'in açıklamaları olmuştu. Onu sizlere ekranlarınıza getireceğiz. Ancak burada pek çok esnafla konuştuk. Yani bankaların da parayı almadığı iddia edildiği üzerine bu piyasadaki alım satımın durduğu ifade ediliyor. Yani buradaki esnaflara sorduğunuzda hepsi alım satımı durdurmuş. Ama onların elinde yüklü miktarlarda, yani piyasada ifade edildiği gibi 100 milyon, 200 milyon dolar bir sahte para ortada olduğunu onlar inkar ediyorlar. Çünkü diyorlar ki hani bir tanıdığımızın elinde 5 bin dolar var. Bir başka kuyumcuya 20 bin dolar gelmiş. Ama hani hiç bir şekilde bunların doğru olup olmadığını aslında bir kanıtı yok diyebiliriz. Onun haricinde şunları da söylemem lazım. Bizim tabii elimizde Habertürk logosunu görenler bizi durdurup burada durduruyorlar ve diyorlar ki yani ben 100 dolar 50 dolar alırım getirin bana. Hani belki biraz espriyle karışık söylüyorlar bunu ama sorduğumuzda da gayet ciddiler. %5 düşüğüne, %10 düşüğüne istediğiniz kadar 50 dolar 100 doları bozarız diyorlar. Bunları da atlamamak lazım. Yine dediğiniz gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım açıklamalarda bulunmuş, soruşturma başlatıldığına dair. Türkiye Merkez Bankası aynı şekilde açıklaması var. Türkiye Bankalar Birliği de dedi ki biz bütün ATM'lerin güncellemelerini ve kontrollerini yapıyoruz. Şimdi ekranlarınıza TÜYEMDAR Başkanı Metin Şeren'in açıklamalarını getirelim. Türkiye'deki tüm illerde de döviz bürolarına bugün sabah mesaj attım. Lütfen elinizde bir sahte para varsa bizimle paylaşın dedim. Sadece bu iki paraya ulaşabildik. Bunlar da makinelerimizden geçmemekte. Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz. 600 milyon dolar veya 1 milyon dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar veya 1 milyar sahte parayı, 1000 dolar dahi yoktur. Yetkili müesseseler sahte paraları tespit etmek için gerekli teknolojiye ve uzmanlığa sahiptir. Bu tür paraların döviz bürosu kişilerimizden geçmesi mümkün değildir. Yetkisiz işlem yapan kaçak işletmeler, kuyumcular ve para transfer merkezleri sahte para riskini arttırmaktadır. Bankalar yetkili müesseseler tarafından gerçek olduğu teyit edilen eski basım beyaz dolarları kabul etmelidir. Ne yazık ki şu an hiçbir banka elimizdeki bu gerçek olan dolarları almıyor. Eski basım dolarlarının Merkez Bankası ve bankalar tarafından kabul edilmesi piyasadaki bu sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.
ve Suriye. Suriye'de Esad rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam arasında Halep ilinin kırsalında yoğun çatışmalar var. Ve bu çatışmalar dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında başlamış, gün boyunca da devam etmişti. Dün 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar bugün 2 köyü daha aldı. Kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometre karelik bir alanın kontrolünü ele alan gruplar Halep Neyrap askeri havaalanına dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. HTŞ kontrolünü ele aldığı bölgelerde Esad rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken çok sayıda asker hayatını kaybetti. Çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil de İdlib kırsalına sığındı ve çatışmalar Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor. Peki Türkiye bu çatışmalar hakkında ne diyor? Güvenlik kaynaklarından yapılan bir açıklama var. Ona bir gidelim. Mahir Kılıç'ta bütün detaylar. Neler söyleniyor açıklamada Mahir? Nerelere dikkat çekiliyor özellikle bu önemli olayla ilgili? Dilek, öncelikle şunu ifade edelim. Bölgedeki gerginlik ve çatışmalar yakından takip ediliyor. Türkiye tarafından güvenlik kaynakları, güvenlik birimleri de o bölgeyi an be an takip ediyor. Ve aslında bu çatışmaların öncesine gidiyor. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre özellikle İdlib bölgesinde Suriye rejiminin karadan, Rusya'nın ise bir süredir havadan saldırıları söz konusu. İdlib bölgesinde yine sen de ifade ettin, HTŞ ile Suriye rejimi arasında da süregelen çatışmalar söz konusu. Bu saldırılara karşı bölgedeki diğer muhalif gruplarında bir operasyon düzenleme beklentisi vardı. Türkiye bölgede tansiyonun daha da artmaması, çatışmaların yoğunlaşmaması noktasında bugüne kadar bu operasyonu engelleme yönünde bir tutum sergilemişti ve Suriye rejimin saldırılarının da durması için Astana ve diğer platformlardaki garantör ülkelere beklentilerini, bu hassasiyeti defalarca iletti. Fakat bugüne kadar rejimin saldırılarının durması yönünde herhangi bir adım atılmadı. Hep havadan hem de karadan o bölgeye saldırılar devam etti. Özellikle son dönemde gerçekleştirilen rejim saldırıları ve doğrudan Suriye ordusuna ait askerler ve rejime bağlı milis grupların saldırıları neticesinde 30'un üzerinde sivil İdlib bölgesinde maalesef hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin de, yüzden fazla sivilin de yaralandığını ifade edebiliriz. Yaşanan bu saldırıların üzerine Suriyeli muhalif grupların atışların geldiği bölgelere yönelik, yani Halep istikametine doğru sınırlı bir harekat, sınırlı bir operasyon başlattı. Yakın zamanda muhalif grupların başta sınırlı olarak başlayan bu operasyonun kapsamında rejim unsurlarının hızla geri çekilmeye başladığını ifade etti güvenlik kaynakları. Bu geri çekilme dolayısıyla da operasyon alanı biraz daha genişledi diyebiliriz. Güvenlik kaynakları Halep'e doğru başlatan operasyonla İdlib gerginliği azaltma bölgesinin 2019 yılında üzerinde uzlaşan sınırlara ulaşılması hedefleniyor ifadesini kullandı. 2019 yılında hatırlanacağı üzere garantör ülkelerle de varılan uzlaşma neticesinde rejim belli bir noktaya kadar geri çekilmişti. Orada muhalif gruplar vardı. Fakat geçtiğimiz 5 yıl içerisinde rejim güçleri o sınırları ihlal etti ve İdlib'in güneyinden yukarıya doğru çıkmaya başlamıştı. Burada da saldırıları yoğunlaştı. Amaç tekrar 2019'daki o sınıra geri çekilmesi ve sivillere yönelik bu saldırıların durdurulması. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu. Bir kez daha şunu ifade edelim. Bölgedeki çatışmalarda Türkiye tarafından çok yakından takip ediliyor. Dilek Gül. Mahir, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamayı da Mahir Kılıç'tan aldık. Konuşacağız elbette bu meseleyi. Gazeteci Gürkan Zengin, Nezahat Çiçek, Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit benimle. Hoş geldiniz HT360'a. Bugün herkesi burada ağırlıyoruz efendim. Büyük gün falan mı demeliyim, ne demeliyim bilemedim. Nasıl yayını götüreceğim onu da bir düşünmüyor değilim şu anda. Çok süre kısıtlı olduğu için. Gürkan Zengin, sizinle başlayayım. Önemli bir gelişme. Şöyle bir soru sorduk biz, dedik ki Halep'te yaşanan bu gelişmeye baktığınızda 4 yılın sonrasında geldi ama yer yer işte çatışmalardan bahsedebileceğimiz bir alan olarak da görebiliriz belki. Yeni savaşın merkezi mi olacak karşısına attık. Neden şimdi böyle bir karışıklık yaşanıyor orada? Vallahi sebep ne? Ekrandaki haritaya bakınca yani yeni savaş diye bir şey yok. Devam ede gelen savaşlar var. Bu zaten cephe hattı. Burada Irak yok. Irak'ı da dahil etmek lazım ama daha sıcak olan buralar belli. Suriye alanı. Şimdi spesifik olarak bugün, iki gündür bu muhalifler ya da HTŞ'lilerin bu saldırısının ne manaya ifade ettiği, hangi sahikle, hangi dürtüyle
harekete geçtiklerine dair bir istihbarat bilgisi bende yok. Belki Nevzat'ta vardır. Soracağım. Ama şunu söyleyeyim, yani bu Orta Doğu'da denir ki her şey, her şeyle bağlantılıdır. Sahanın yani Fas'ta olan, Fas'ın ne diyelim batısında olan bir olay Pakistan'a kadar bir alanı etkileyebilir. Geniş Orta Doğu anlamında söylüyorum ama hele bizim bu Levant bölgesi, Suriye, Irak sahası, Mısır, o bütün bu bölge Arap Baharı'nın son somut örneğiydi. Her şey her şeyi etkiler. Ne oldu? İsrail'in Gazze saldırısıyla oradan Lübnan'a, zaman zaman Suriye'ye yönelik harekatları, hamleleri, bombalamaları. Trump'ın iktidara gelişi. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde, başka şeyler de. Aktörler güç temerküz ediyorlar veya yeni döneme hazırlanıyorlar gibi düşünebiliriz. Bu bir tahmin. Aktörler kimler? Aktörler dediğiniz küreseli var. Amerika, Rusya gibi. Bölgeseli var. Türkiye, İran, Suriye gibi, İsrail gibi. Efendime söyleyeyim, vekil örgütleri var. Asıl hareketlenen, asıl kaynaşan yapılar bunlar. HTŞ'den tutun, PKK'ya kadar, Hizbullah'a kadar. İran'ın kontrolündeki çok sayıda örgüt. Bütün bunlar. Yani yeni dönemde bu Trump-Rusya diyaloğu Ukrayna alanında ne sonuç verecek bilmiyoruz ama tahmin ediyoruz filan. Ama... Bu önemli detayın da görüntülerini ekranlarımıza getirdik. Gülkan Zengin, kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Yani bölgedeki gelişmeler, mutabakatlar, anlaşmazlar, anlaşmazlıklar, yeni yönetimler Trump gibi bölgedeki gelişmeleri tetikleyecek. Şimdi İsrail'in Hizbullah'la vardığı, varmakta olduğu işte kırılgan da olsa bir ateşkes anlaşması var. Zeminine bakacağız. Ama Gazze'de Hamas'ın en azından fiziki bir şekilde ortadan kaldırılmasına dönük bir alınmış mesafe var. Meseleyi halletmiş olmuyorlar ama yine de nihayetinde bir Hamas'ın gücünün kırıldığı bir gerçeği var. İsrail nasıl bir barış peşinde koşuyor? Suriye alanında ne yapmak istiyor? Bu HTŞ gibi yapılar Suriye sahasında bu zeminde bir takım sahaları, bir takım yolları kontrol için bir hamle mi yapıyorlar, hazırlık mı yapıyorlar? Aklıma gelen sorular bunlar ama dediğim gibi sahanın sıcak harita, bilgisine sahip değiliz. Haritada da aslında verdik. M4 karayolu ve şeyden mi bahsediyorsunuz? M5 otoyolundan mı bahsediyorsunuz? Yani Tel Rifat'la işte o M4'ün yolunun kesilmesi ihtimali var. Halep'in etrafındaki yolların kapatılması çabası var ama bunların hepsi taktik, stratejik sonuçları olur mu belli değil ama taktik anlamda bir karşılığı olan hamleler olabilir. Kalıcı olur mu hiç belli olmaz. Bugün bir şeyin başlayıp bittiği bir gün değil. Geçmişte olduğu gibi aktörler savaşıyorlar, çatışıyorlar. Yeni döneme özellikle Trump'ın gelişi ve Rusya ile yapacağı anlaşmalar sahada birçok şeyi, tabii Türkiye'nin tavrı da belirleyecek. Bunlar biraz geçici mevzilenmeler gibi geliyor bana. Bu Türkiye'nin tavrını konuşacağız ama şimdi HTŞ yetkilileri Özcan demiş ki son haftalarda Rusya ve Esad'ın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırıları sonucunda biz de bu reaksiyonu aldık diyorlar. Gerekçeleri bu. Esad ne yapabilir bu noktada? Direnebilir mi mesela? Gruplara karşı. Esad'ın aslında kendi gücü uzunca bir zamandır yok. Yani Rusya 2015 destekli. Yılında Rusya'nın bu meseleye dahil olmasının ana sebebi buydu. Doğrudan hava saldırılarıyla Esad'a destek vermesinin sebebi buydu. Daha öncesinde İran'ın karadan bir yardım başlatmasının sebebi buydu. Esad aslında 2015 yılı itibariyle bitme noktasındaydı. Bitmişti yani. Dolayısıyla biz bugün aslında iki ülke tarafından ayakta tutulan bir Esad gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani normalde olmayan bir rejim. Sadece hani tabiri caizse cenazesinin kaldırılması kalmıştı. Ama bu iki ülke tarafından tekrardan ayağa kaldırıldı ki zaten 2015 yılındaki bu süreçten sonra biz 5 yıl içerisinde neyi gördük? Tekrardan rejim işte Halep'i bile alma noktasına geldi. Tabii orada farklı şeyler de oldu. Farklı süreçler oldu. Her ne kadar rejim yanına İran'ı ve Rusya'yı almış olsa da tek başına Halep'i alabilecek bir seviyeye de gelemedi. Bu hamle yeniden Halep'i muhalifere geçirir mi? Merak ediyorum mesela. Bunun şu anda nereye gidebileceğini kestirmek güç ama böyle bir ihtimal elbette ki düşünülebilir. Çünkü şunu çok net biliyoruz, muhaliflerin Halep anlamında ciddi bir motivasyonu var. Bu Suriye'deki neredeyse tüm muhalefetin 2020 yılından beri içinde bir uhde. Ve Halep'in geldiği nokta, İran'ın Halep'i araçsallaştırması...
Bunlar artık bölge denklemini de rahatsız ediyor. Bunu çok net görüyoruz. Burada eğer Türkiye bir şey yapmazsa, muhalifler bir şey yapmazsa belli ki İsrail Savaşı'nın yavaş yavaş bu bölgelere gelebilme olasılığı var. Biz bunu çok net bir şekilde İsrail daha bir hafta öncesinde orada Serakip bir vurduğunda gördük. Yine Beyrut'ta cep telefonlarına, işte bu sinyal cihazlarına konulan cihazlar patladığında aynı şekilde Halep'te de patladı. O dönem hatırlayın. Dolayısıyla orada bir İsrail'in burada Hizbullah'ı kullanarak bir bu bölgeye gelebilmesine yönelik bir niyet var. Ve muhalefet açısından ise haksız yere kaybedilmiş bir Halep söz konusu. Türkiye uzunca bir süredir aslında ne yapmaya çalışıyor? Tıkanan süreçler var, bu süreçleri canlandırmaya çalışıyor. Muhalifler o gün Halep'ten çekilirken neyi düşünüyorlardı? Yeni bir Suriye ve Cenevre süreçleri, işte Astana süreci, Cenevre süreci, BM'nin de destek verdiği. Bununla birlikte yeni bir Suriye'nin, yeni bir anayasa temelinde kurulabilme ihtimali. Fakat o süreçler geride kaldığımız, bıraktığımız 5 sene zarfında tamamen tıkandı. Yani Cenevre sürecinde Esad hiçbir şekilde muhalefeti muhalefet olarak bile tanımayacağını net bir şekilde gösterdi. Türkiye aynı şekilde Esad'a hani bu süreci, bu tıkanıklığı aşalım, beraber masaya oturalım teklifini götürdü ama Esad orada da Türkiye'ye bir pozitif cevap vermedi. Hatırlayın en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları Rusya'dan bu anlamda bir beklenti olduğunu söyledi. Şimdi onu söyleyeyim, herhalde Nevzat'a geçeceğiz. Şimdi tam da sorularım var. Şimdi tam da bu saldırıların başladığı, yeniden Halep'e doğru ilerleyişin başladığı süreçte Esad ne oldu da Moskova'ya gitti? Hani çantasında ne var? Veya ne için gider Moskova'ya? Onu sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Niye gider Nevzat? Bir de tabii biraz da şeye geçelim. Türkiye'nin alacağı pozisyona da geçelim buradan. Selin'le başlayalım. Şu hattı gördüğünde ne çizersin bize? Bir de tabii hedef Halep mi diyoruz ama Halep değil de İdlib mi sorusunu da sorayım. Tabii aslında bize bu soruyu sordurtan temel mesele aslında ne oldu sorusunda cevabı. Şimdi 2019'da burada Türkiye, İran ve Rusya bir anlaşma yaptı. Ve İdlib'de gergini azaltma sınırlarını oluşturdular. Ve bu sınırlar içerisinde özellikle mültecilerin, Suriye'deki insanların yerinde kalması, yönetebilmesi, Esad'ın, Rusya'nın, işte uçakların, İran'ın, militer güçlerinin oralara girmemesi noktasında bir anlaşmaya vardılar. Fakat bu anlaşma 2020'den itibaren rejim tarafından bozulmaya başlandı. Ve bozulduğu andan itibaren de aslında biz 2019'da tam buna paralel olarak orada bir cephenin kurulduğunu gördük. İşte bugün gündemde olan El Fethül Mübin cephesi. Bu 2019'da işte Heyet-i Tahrir-i Şam başta olmak üzere yaklaşık olarak 6-7 örgütün içerisinde Ceyşül İzze, Ceyşül Nasr, Ahrar-ı Şam gibi. Bunlar onu kurdular ve sonrasında da... Ama en güçlüsü HTŞ değil mi? Tabii HTŞ. Tabii HTŞ şu an İdlib'in elinde ama HTŞ'nin de Türkiye tarafından da terör örgütü ilan edildiğinin altını çizelim. Yani bu Türkiye'nin pozisyonu anlama açısından. Şimdi burada 2020'de bunlar bir Birleşik Askeri Konseyi İdlib'de kurdular ve dediler ki şu an gelinen durum Esad'ın yaptıklarıyla iç göç hareketlenmeye başladı ve dolayısıyla insanlar Suriye'de yeni bir göç dalgası oluşturmaya başladılar. Ve bunun karşısında aslında şu an bu cephenin yaptığı 2019'da ilan edilen Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaştığı sınırların tekrardan şeye kavuşması. Yani o sınırlara doğru tekrardan onların oluşturulması. Yani birinci hedef bu. Fakat burada işi bozan bir şey oldu. O da şu, bunlar bu saldırı yapınca Esad güçleri mevzileri bırakıp kaçmaya başlayınca bir alan açıldı. Alan açılınca bunlar ilerlemeye başladı. Ve dolayısıyla da iki hedef belirlediler. İkinci cepheyi açarak iki hedef belirlediler. Birincisi Halep'e doğru yürüyeceğiz dediler. İkincisi de biraz önce bahsettiğimiz karayolunu ele geçireceğiz dediler. Bu şimdi ikisi de niye önemli? Şimdi eğer bu Halep meselesi gündeme geldiğinde yani Halep'ten daha yukarılara doğru gidilir mi gidilmez mi soruları çok soruluyor. Arkadaşlar şu haritayı bir ortaya tam görelim mi? Onun üzerinden bir anlatsın bize Nevzat. Şimdi gidilir mi gidilmez mi sorusu çok soruluyor. İkinci mesele Türkiye'nin tavrıyla ilgili birçok şey konuşuluyor. Türkiye'de yani her şeyi hani hükümete karşı muhalif olma anlamında böyle okuyan insanlar
Keşke biraz yabancı medyaya baksalar. Mesela yabancı medyanın değerlendirmesi bizim çok açık söyleyeyim Türkiye'den daha iyi. Sebebi şu. Çünkü şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani zaten bir ay önce Türkiye'nin bir girişimi vardı. Hı hı. Ve bu çatışmaların olmaması noktasında zaten aslında Esad'dan tutun birçok şeyi söylemi buydu. Hatta izleyici hatırlasın diye söyleyeyim. Biliyorsunuz bazı protestolar bile oluştu, evet, orada. Ya bu Türkiye bu çatışmalara bakın yoğunlaşmasın. Neden Türkiye bunu istiyor? Şimdi rejim güçleri İran'la birlikte, Rusya ile birlikte İdlib'e doğru gelmeye başlayınca 2-3 milyon tekrardan bir göç hareketinin oluşma ihtimali yüksek ve bunların gelebileceği alan Türkiye sınırı. Dolayısıyla şimdi oranın bir şekilde karışmaması lazım ki orada herhangi bir şey olsun. Ama ne hikmetse burada Esad'da, İran güçleri de, Suriye'de burada çok ciddi şey yaptı. Mesela o harekat odasının genel komutanlığı açıklamış. Yakın zamanda 55 tane hava saldırısı, 1730 top mermisi, 260 drone saldırısı gerçekleşmiş. Yani saldırılar öyle şey falan değil. Yani sıradan bir saldırı değil. Ve burada geldiğimiz nokta itibariyle tahminimi söylüyorum. Şimdi Suriye Savunma Bakanlığı biraz önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz, onlar terörist olarak ifade ediyorlar. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu mücadeleyi yürüteceğiz. Fakat burada herhalde herkesin konuşması gereken bir şey var. Şimdi tam bu nokta itibariyle Esad bunu devam ederse, Lübnan sorununu halletmiş İsrail Suriye'de bir operasyon yaparsa, hedef İran mı olur? Ha, yapar mı yapmaz mı sorusu. Çünkü İsrail'in şunu biliyoruz. İsrail'in Lübnan sınırını Suriye içerisinden çevirmeye çalıştığıyla ilgili İsrail'in net politikası var. Yani direniş hattını kırdıralım. Peki o zaman akla şu soru geliyor. Yani İran bunu görüyor, Rusya bunu görüyor. Türkiye bir adım atıyor, bir dal uzatıyor. Ama buna rağmen bunu yapmayıp tekrardan burada da saldırı gerçekleştiriyorsun. Sorusuna verilecek olan cevap şu. Burada o zaman bu saldırıyı Esad mı yapıyor, Rusya mı yapıyor yoksa İran mı yapıyor sorusunu sormak lazım. Bir büyük soru daha var aslında. Halep'i baskılıyorlar ya muhalifler şimdi. Sizce Rusya gibi bir aktör Halep'i de varil bombalarıyla aylarca bombalamış, orayı rejime teslim etmek için bir Rusya, Halep'in mesela yeniden rejimin eline, muhaliflerin eline geçmesine müsaade eder mi? Buna Rusya nasıl bir tepki verir? Eski Rusya var mı ama şimdi? 5 sene önceki denklemdeki Rusya söz konusu mu? Sırtında Ukrayna kamburu olmayan Rusya'ydı. Ama kalkıyor Suriye, şimdi o kambur. Suriye'de. Trump'la kalkıyor artık o kambur. Türkan abi bunu söylerken çok aslında henüz çok haklı, çok özür haklı. En çok tartışılan mesele bu biliyor musunuz? Yani şöyle söyleniyor. Suriye ile ilgili ABD ve Rusya Ukrayna meselesinden kaynaklı olarak bir zemin yakalamış, bir diyalog zemini yakalamış olabilir mi? Ve İran'ın da kamuoyundaki en büyük tartışmalardan bir tanesi bu. Buna doğru gittiğine inanıyorum ben. Çok açık ifade edeyim. Çünkü neden bunu ifade ediyorum? 2018'de zaten ABD'de bunlar tartışıldı. Ve bunlar gazetecilere de gösterildi. Bir tanesi buna Kuzey Irak modeli dedi, Erbil modeli dedi, diğeri Kamışlı modeli dedi zaten. Yani o model üzerinde yeni bir şey değil aslında Rusya ve ABD'nin. Buradaki bütün mesele İran meselesiydi. Hatta bununla bağlantılı şu da tartışılıyor. Biz PYD'yi tartışırken PYD içerisinden tutun birçok yabancı kurum da şunu tartışıyor. ABD'nin Suriye Kürtler için mi gittiği, İran için mi gittiği soruları sorulmaya başlandı. Hı. Yani bu denklem açısından bu sorunun cevabı verilirse aslında bambaşka bir tablo çıkıyor. Çok, çok katılmıyorum şu an yapılanlar itibariyle. Yani çünkü şu an Ukrayna cephesinde açıkçası izlediğimiz anlaşmış bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle anlaşmış bir Rusya yönetimi yok. Tam tersi her şeyin çok daha gerildiği bir ortama giriyoruz. İşte ilk kez... Bugünlerde. İşte Trump bekleniyor. Ve Trump bekleniyor da şu anda Trump yönetimini aslında elini ayağını bağlamaya çalışan, evet, bir yönetim Biden var yani. Yönetim. Dolayısıyla öyle bir anlaşma söz konusu değil. Tam tersi bir anlaşmazlığı derinleştirecek beklenti, bir anlaşma değil de beklenti var. Yani Trump'ın gelişiyle birlikte Ukrayna meselesinin yavaşlayacağıyla ilgili Trump'ın kendi açıklaması. Ya o zaman soruluyor zaten Biden peki niye şimdi durup dururken bu silahları gönderiyor? Peki o zaman Türkiye ne yapar buna? Yani Türkiye nasıl bir pozisyon alır? Valla Amerika-Rusya anlaşması, ne diyelim, müstakbel mukadder anlaşması Suriye sahasında nasıl tezahür edecek? Bu soru bir sürü şey belirler. Bu hem Halep'in kaderini belirler, hem rejimin durumunu belirler, hem İdlib'deki durumu belirler, hem Türkiye'nin bu açılım, çağrı, Bahçeli'nin ağzından yapılan bunların durumunu belirler. Bir sürü şey belirleyecek. Dolayısıyla ben bu... İkisi anlaşacak da her şey hayata geçecek. İkisi, iki büyük devlet anlaştığında saha bu iradeye göre şekillenir demiyorum. O dünya yok artık. Yani bölgesel aktörlerin iradeleri de Türkiye bunu defalarca gösterdi. İran, Türkiye
İran'ın Türkiye'nin onay vermediği, mutabakat göstermediği işler Washington ve Moskova arasında kotarıldığında mükemmelen ve birebir hayata geçecek değil. Aha. Zaten bunu gösterirsiniz onlara. Göstermekle mecburiyetindesiniz ama yine de orada varılacak anlaşmaların, mesela Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bu gördüğünüz hatla ilgili özellik üzerinde mi anlaşacaklar? Rusya'nın Ankara ile ilişkileri, Rusya Ankara'yı ne kadar tedirgin edecek angajmanlara girebilir Washington'da? Bu sorular var. İdlib'de Ruslar ellerinde bir sığınmacı kartı tutuyorlar. 3 milyondan fazla insan. Evet. Oraları böyle mesela şey bunlar yani. Bu iş Halep'e yönelik bu hamle bir provokasyon mahiyetinde de olabilir. Buna karşı gösterilecek bir karşı sert Rus tepkisi İdlib alanında cereyan eder ve oradan yüz binleri hareketlendirirse. Yani Türkiye'ye karşı Rusların elindeki kozdur İdlib'deki sığınmacılar. Bunlara ne cevap vereceğimiz, hazırlık durumumuz. Yani hakikaten çok sıkıntılı bir jeopolitik kavşaktayız. Çok sıkıntılı bir jeopolitik kavşaktayız. Rus-Amerikan anlaşması, Türkiye'ye rağmen Türkiye'nin haz etmeyeceği anlaşmalar son derece tehlikeli. İran meselesi duruyor. İsrail aşağıdan baskılıyor. Türkiye'nin bir anlamda sıkışmış olduğunu mu? Kesinlikle sıkışmış bir durumda. Çaresiz demiyorum. Bölgenin en büyük askeri gücüdür. Alanda bakın şu Irak'ın kuzeyindeki ZAP kilidinin kapatılması da bu işlerden bağımsız değil. Ne bileyim Bahçeli'nin ağzından yapılan açılım işleri de bu işlerden bağımsız değil. O amaç doğrudan Suriye'yi alanına dönük bir çağrıydı. Türkiye içinden ziyade. Evet Öcalan dem hattı üzerinden de ama kontrol edilmesi gereken alan Suriye. Stratejik tehdit oradan geliyor. Hı. Herkesin gözü şu anda Washington'da. Trump yönetimi 25 Ocak'ta devraldığında ki bu dosyalar bugünlerde el değiştirmeye başlıyor. Trump'ın adamlarına ki çoğu da İsrail yanlısı kafalar. Asıl tehdit oralardan geliyor. Asıl diyelim olumsuz beklenti orada oluşan yönetimin bu kadar İsrail yanlısı olmasından kaynaklı. Nasıl bir anlaşma olacak? Biliyoruz ki Tel Aviv ile Ankara arasında bir takım dolaylı temaslar, istihbarat temaslarının olduğuna dair haberler dolaşıyor. Bütün başkentler böyle bir tedirginlik içinde bölgedeki olayları, anlaşmayı bekliyorlar. Bu da bu zemin içinde yani bir yer kapma çabası gibi gelir bana ama pekala da varılmış olan mutabakatların zeminini sağlamaya dönük provokatif hamleler de olabilir. Bunu niye söylüyorum? Buradaki herkes de çok iyi bilir ki bu yapıların içinde HTŞ'den tutun da ötekine kadar hepsinin içinde istihbarat örgütleri vardır. Pek çok hamle de sadece kendi iradeleriyle ortaya çıkmıyor. Bu istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle yapılan hamleler de olabiliyor. Bu Rus da bunun içinde, Amerikalısı da bunun içinde, İngiliz de bunun içinde, İsrail'i de bunun içinde. Basbaya HTŞ'den bahsediyorum. PKK'dan bahsediyorum. PKK'da 5 tane istihbarat örgütü yönetiyorsa PKK'yı. İran istihbaratı var, Suriye istihbaratı var. Bunlarda da böyle. Dolayısıyla bir istihbarat oyunu sahneleniyor. Göreceğiz. Biz dışarıdan bakarak anlamaya çalışıyoruz sadece. Bir ülke ve bölge denklemi çizdi aslında Gürkan Zengin. Dolayısıyla bu ilerleyiş devam ederse Türkiye nasıl bir pozisyona geçer? Ve en önemlisi şunu anladım herhalde. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilecek Trump gelişiyle falan diye söyleniyor ya. Sanıyorum ki artık öyle bir dünya yok. Daha fazla Suriye'de, daha fazla Orta Doğu'da olan bir Amerika Birleşik Devletleri olacak. Müttefik diyoruz. O zaman nasıl bir pozisyon alınır? Tabii herkes Suriye'ye bakarken kendi çıkarları ekseninde bakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile kesişen çıkarları var, çatışan çıkarları var Suriye'de. Türkiye meseleyi daha çok kendi lehine sonuçlandırabilmek için bir takım hamleler yaptı. Ve bunların en radikali Esad'la görüşme yönündeki girişimdi. Şunu gösteriyor yani Esad'ın bunlara gelmemiş olması bu anlamda Suriye meselesinin kilitlendiğini gösterdi. Yani Türkiye'nin kafası bence o anlamda netleşti. Yani Esad burada PKK'yı bitirecek bir çözüme ve aynı zamanda Suriye'deki muhalefetle paydaş olabileceği bir zemine gelmeye hazır olmadığını net bir şekilde belki İran'ın etkisiyle Türkiye'ye Rusya üzerinden iletti. Ama Türkiye ne dedi? Biz halen böyle bir çözümün olabilmesi için Esad'dan umudumuzu kesmedik dedi. Bunun sonrasında ne geldi? Bunun sonrasında bu hamle geldi. Yani bunun sonrasında biz Esad'ın askerlerinin ve İran'ın milislerinin o çok tutuyoruz, çok güçlüyüz dedikleri hatlardan çok kolay bir şekilde kaçtıklarını gördük. Görüntüleri izlediniz. Yani Esad öyle çok düşündüğü kadar güçlü bir pozisyonda olmadığını ve Rusya'nın da o kadar çok yanında olmadığı gerçeğiyle bence dün akşam itibariyle çok net bir şekilde
tanıştı. Şimdi şu ana kadar farklı bir hesapla Türkiye ile pazarlık masasına oturmaya çalışan Esad bundan sonra o hesabını değiştirir mi? Bundan sonra Rusya ile ayrı bir rica üzerine görüşür mü? Onu beklemek gerekiyor. Çünkü çok belli ki yani burada herkesin söylediği, mutabık olduğu bir mesele var. Yani bunlar Türkiye'nin desteğiyle olmuyor şu an olanlar. Ama Türkiye'ye rağmen olması imkansız şeyler. Yani şu an yaşanan şeyler... Ama oluyor. Türkiye'ye rağmen olması imkansız şeyler. Dolayısıyla Türkiye'ye rağmen gelişen bir durum yok. Bu neyi gösteriyor? Türkiye öyle çok çıkmaz da falan bence değil. Türkiye burada gücünü hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Esad'a aslında sadece bakın hiçbir şey yapmadan tepkisiz kalarak gösterebilecek kudrette. Ve bu kudretin karşılığında da bakın Türkiye'nin hiçbir şey yapmadığı ki Türkiye'nin bir şey yapmaya başladığı bir denklem bambaşka bir denklem olur. O zaman diğerlerinin de kendilerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın kendini çok güçlü hissettiği yerlerde bugün yaşananların benzerinin yaşandığı manzaralarla karşılaşılabilir. Dolayısıyla aslında Türkiye çok burada tepkisizliğiyle çok net bir mesaj bence vermiş bulunuyor. Bunun bundan sonra nasıl gelişeceği bu mesaja verilecek cevapla bence netleşmiş olacak. Fakat şuna inanıyorum biz 2019-2020'dekine benzer bir sürece gelmiş bulunuyoruz. Yani Suriye'de taşlar yerinden oynayacak, yeniden oynayacak. Yeniden yani, paylaşılacak olan bir şey mi görüyoruz o zaman? Yani ya bir tıkanıklık aşılacak, bu Cenevre süreci aşılacak. Esad Suriye muhalefetiyle masaya oturmayı kabul edecek. Veya İran bugün olduğu gibi Halep'i kendisine benzetemeyecek. Yani kendi milislerinin toplandığı, kimliğini değiştirdiği bambaşka bir Halep'e çevirme yolunda aynı hızla devam edemeyecek. Buna sadece Türkiye karşı değil, bölgenin mozaiği kaldırmıyor. Yani İran'ın Halep'te yaptıklarını, İran'ın Halep'te yapmak istediklerini ve hatta Halep'te İsrail'e davetiye çıkarır hale gelmesini, Halep, İsrail'in Halep'te ne işi var? Bu hale gelmesini bölge de kabullenmiyor. Nevzat. Şimdi şöyle, tabii bundan önce şunu hatırlamak lazım. İsrail bu anlaşmaları yaptığında İsrail'in Esad'a dayattığı, ABD'nin Esad'a dayattığı bir şey var. Diyor ki burada İran milislerini ve İran etkisini azalttı. Ve bu noktada çok tartışıldı bu geçen hafta. Hatta İranlı yetkililer Suriye'ye gittiler, Suriyeli yetkililer İran'a gittiler ve en son Suriye'ye çıkıp bir açıklama yaptılar. Dediler ki biz hiçbir şekilde bu hattı bırakmıyoruz. Yani direniş hattının yanındayız dediler. Ve İsrail çok net bir politika olarak şunu çok net ortaya koyuyor. Diyor ki ben Gazze'de zaten Hamas'la bir pasifize durumuna geçtim. Lübnan'da bunu yaptım ve bu devlet otoritesini Lübnanlılar zaten Hizbullah'ı ben pasifize ettim. Bir şekilde halletmeye çalışacaklar ama benim açımdan temel mesele hala Suriye. Ve dolayısıyla hatırlarsanız o ilk günlerde Lübnan'da Suriye sınırını falan bombaladı birkaç yeri. Ve Suriye'nin içerisinden Lübnan'ı çevirme ihtimali çok yüksek. Şimdi temel soru, Suriye'de karar verme mekanizması kim ve kim ne istiyor sorularını sormak lazım. Yani şimdi Türkiye toprak bütünlüğünden dem vuruyor. Herhangi bir şekilde diyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğü kalsın. Şimdi Esad da diyor ki çekil. Şimdi Türkiye diyor ki yani şimdi ABD'ye çekil demiyorsun. İran'a çekil demiyorsun. Rusya'ya çekil demiyorsun. Şimdi bazıları şunu söylüyor. Ya işte bunları çağırdı yasal falan. Bunlar hikaye. Yani zaten uluslararası anlaşmalar gereği zaten sınırınızda olan bir şeyde siz zaten korumakla yükümlüsünüz. Peki bunun yanında diyalog yolu uzatıyorsun. Bu da yok. Gruplar, Türkiye bu diyalog yolunu açtığı zaman gruplar, Türkiye o grupların bir şekilde protestolarına rağmen bu iradeyi ortaya koydu. Bu da yok. Peki sorun ne? Sorun burada İran. Yani şöyle, Esad'ın da bugün herkesin de Suriye'den çıkarmaya çalıştığı bir İran var. Ve İran Suriye'den çıkmak istemiyor. Çıkmak istemediği için de şu an uluslararası anlamda Esad'la ne yapacağı sorusunun cevabı İran'dan ziyade Rusya'nın tavrına bağlı. Şimdi İran orada, halkının da çıkmasını istediği bir İran tabii, var. Tabii Rusya'nın da tavrı şu. Şimdi Rusya-Ukrayna meselesi bir önce söylediğim mesele. Şimdi eğer Trump gelir, Trump'ta bir yumuşama eğilimi olursa dolayısıyla da ABD ile belli yerlerde anlaşma zeminine girecek. Şimdi bu uzun vadede Çin olmayacağı için ilk başta burası zaten bakın PYD'nin kendi iş tartışmalarına bakın aynı şeyi söylüyorlar. Yani diyorlar ki ya 2019'da zaten bu bölgeler ABD'nin şeyiyle hani itirazı olmadı ABD'nin ve bu bölgeler böyle şekillendi. Yarın ABD'nin bizi tekrar bırakmayacağının
garantisi yok diyor. Şimdi Esad da Türkiye ile aynı yerde duruyor PYD noktasında. Hatırlayın, seçim yapılmadı. Türkiye de istemedi, Esad da istemedi. Yapılmadı. Ama sorun burada Esad'ı Türkiye'de de hani gitsin görürsün, gitsin görürsün. Önemli bir şey. Olması gereken bir şey ama karar mercinin şu an Esad olmadığının altını çizmek lazım. Fakat Özcan'ın söylediği bence kritik bir şey. Şimdi Rusya eski Rusya mı? Değil. İran eski İran mı? Değil. Şimdi İran kaybediyor. Mesela şimdi düşünebiliyor musunuz? Hizbullah gitti o anlaşmayı yapmak durumunda kaldı. Zaten o anlaşma ilk baştan itibaren de oluşmuş bir anlaşmaydı. Daha İsrail boykot etti, o etti, bu etti. Tamam, Lübnan'da duruldun. Fakat şimdi Suriye'de sen Golan'dan çekilmiyorsun. Sen yarın Suriye'de belli alanları işgal ettiğinde senin karşında bir güç yok. İsrail uçakları Suriye'yi bombaladığında İsrail'in Suriye'nin savunma sanayi Rusya'nın elinde, o herhangi bir ses çıkarmıyor. Dolayısıyla da burada esas olarak Türkiye açısından burada Özcan söyledi, şu an biz bekliyoruz. Hı. Neyi bekliyoruz? Bir, diyoruz ki yani kesinlikle İdlib'e dokunmayacaksın. Dokunduğundan bu kadar insan gelecek, buraya dokunma. İki, sen 2019'da mutabakata vardık. Rusya, İran ve Türkiye mutabakatı, o sınır bir gelsin. Üçüncüsü, ama şimdi orada eğer rejim hayır ben devam edeceğim derse, bu biraz önce Özcan'ın bahsettiği gibi bambaşka bir tabloyu beraberinde getirebilir. Öyle demiyor mu zaten? Hali hazırda demiyor hala. Hali hazırda şu an güçlerin çekilmesinden kaynaklı bir gitme var, ama bir şey söyleyeyim. Yani Esad'ı, bak ben çok açık söylüyorum. Yani Esad eğer bu ABD ve İsrail'in İran'ı pasifize et noktasına gelmezse, İsrail de Esad'ı bombalayabilir. Ama bu noktaya doğru gelirse İran da Esad'ı devirebilir. Yani böyle bir denklem içerisinde... Rusya'ya rağmen. Rusya'ya şöyle zaten... Zayıflamış bir Rusya. Direkt aslında güzel bir tartışmaya açtı Gürkan abi. Türkiye'de çok tartışılmıyor. İran-Rusya ilişkilerine tarihsel perspektifine de kimse bakmıyor. Şu andaki durum içerisinde de kimse bakmıyor. Şimdi herkesin sorduğu soru şu. İranlar da aynı soru soruyor. Herhangi bir şeyde Ukrayna'da Rusya herhangi bir şey aldığında, tırnak içinde söylüyorum argo tabirle, İran'ı satar mı satmaz mı? Satmaması için neden söyleyin? Bir neden, biz buradayız. Mesela bir neden söyleyin. Yani eğer sen Suriye'de Laskey'i almışsan, yani Tartus limanlarını almışsan, ABD Ukrayna meselesinde seni bir şekilde yumuşatacaksa orayı, Suriye'de senin kazanımlarınla ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa, sen burada niyese, ama buradaki esas sorun şu. ABD'nin bıraktığı PYD boşluğunu Rusya doldurursa ne olur sorusunu sormak lazım. İkili iki taraflı görüşmeler yok mu? Yani PYD'ye baktığımızda herkes hem Rusya'yla görüşüyor, hem ABD'yle. Herkes herkesle görüşüyor. Yani bir Kürt kartı diye bir şey var. Tarihsel bir kart. Hiç kimse bunu bırakmak istemiyor. Ruslar da bırakmak istemiyor. Amerikalılar zaten orada bir stratejik proje yürütüyorlar İsrail'le birlikte. Ama Ruslar da bırakmak istemiyor. İran da bırakmak istemiyor. Zaten. Devlet, yani tarihte bir Kürt devleti varsa, yani uyduruk yapay falan da olsa, bir Rus eliyle kurulmuş. İşte Mabat dediği o. Dolayısıyla ben bu Rusya'ya rağmen Suriye'de bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Evet, İran-Rusya dengesi öyle olur ama o Suriye sahasındaki yansımalarını görmek lazım. Ne olacak yani? Beşar Esed kalacak mı, gidecek mi? Bunun kararını Tahran değil, Moskova verir diye düşünüyorum. Ve Washington'da konuşan da Tahran değil, Moskova ağırlıklı olarak. İran'ın kaderi, Şam'ın kaderi biraz o zirvelerde ortaya çıkacak. Ne istiyor Trump diye baktığımız zaman, stratejik olarak İsrail'in güvenliği odak noktasına alınmış vaziyette. Evet. Washington'da ikinci bir İsrail kabinesi oluşmuş vaziyette neredeyse. İkinci bir İsrail, Tel Aviv'deki kabinenin bir benzeri Washington'da kuruldu şu anda. Daha radikali. Daha radikali, daha böyle itikadi olarak da daha radikal tipler. Savunma Bakanlığından Dışişlerine, Terörle Mücadele Direktörlüğüne kadar hepsi böyle hastalıklı kafalar. Radikal sağcılar falan böyle yapılar. Böyle bir Trump yönetiminin sahaya bakışında, evet, İran Suriye sahasından unsurlarıyla çıkartılacaktır, çıkartılması istenir. Yani o İran'ın buna direnme şansının çok olabileceğini düşünmüyorum. Rusların da buna çok fazla itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda çok haz ettikleri bir varlık değil İran unsurlarının Suriye sahasında. Ama mutabakat ne? Hadi İran'ı çıkarttık, çıkartıldı. Yani mesele sadece o değil ki. Asıl yani Türkiye açısından mesele, Amerikalılar açısından da o. Beni endişelendiren şahsen baktığım zaman bir Rus-Amerikan mutabakatında bazı ortak zeminler görüyorum. Tarihsel gelen açık, son 10-15 yıl içinde yaptıkları açıklamalar, Trump'ın zamanındaki bir takım işler, uygulamalar, kararlar ve geleneksel Amerikan stratejik aklı özellik üzerine, bu aşamada özellik üzerine kurulu bir mutabakat oluşursa Washington'la Moskova arasında, bu risk. Bu risk, İran'ı çıkartırlar. Mesela bu anlaşmanın parametrelerinden biri İran milislerinin sahadan çıkartılması,
kuzey bölgelerde bir Kürt özerk yapısının kurulması, Beşer'in bunu, Beşer Esed'in bunu kabul etmesi, kabullenilmesi, Ruslar bastırırsa kabullenebilir. İşte toprak bütünlüğüne de halel gelmemiş olur görüntüde. Sonra sıra İran'a mı o zaman? Sonra önce bize gelir. Yani sonrası ya. İran zaten hedef tahtasına koymuş vaziyetteler. İran'ı direkt çullanırlar, harekat yaparlar, vururlar, kırarlar. Dediği gibi kolu kanadı da kırıldı. Evet var bir silah gücü ama asıl yıpratıcı faaliyet burnumuzun dibinde olduğu için. Sonuçta bu alanla İran arasında koskoca bir Irak toprağı var. Ama burada biz 900 kilometre Suriye ile birlikteyiz ve 40 yıldır mücadele ettiğimiz, silahlı mücadele ettiğimiz bir örgüte onun kontrolüne bir özerklik bırakılması Kuzey Irak'taki özerkliğe benzemez. Yani Barzani Talabani'nin özerk alanları, fiilen kontrol ettiği alanlar Türkiye için X derecede bir tehdit olabilir. Pekala işbirliği alanına da dönüştürülebilir. Ama PKK'nın kontrolündeki bir özerk alan Türkiye için hiçbir şekilde işbirliği, mutabakat, buluşma, anlaşma, uzlaşma zemini olamaz. Dolayısıyla bu tehlikeli bir hikaye. Endişeyle izlenmesi gereken konu budur. Şimdi bir araya gireyim de hemen şuraya bir, yeni bir gelişme var. Evet. Onu izleyicilerimize aktaralım. Işte. Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ve Ertarib ilçelerine düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti. En az 30 sivil yaralandı. Ve muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre Laski ilindeki Himeyim üstünden kalkan Rus savaş uçakları Daret İzze ve Ertarib'deki sivil yerleşimlerine hava saldırıları düzenledi. Dediğim gibi aralarında hayatını kaybeden siviller arasında çocuklar da var maalesef. Çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz zaten konuşuyoruz. İki gündür de Halep ve İdlib illerinde Esad rejimiyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Ve rejim karşıtı gruplar çatışmalarda Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerden toplamda 39 köyü de ele geçirmiş durumda. Bu son dakikayı da vermiş olalım izleyicilerimize. Rusya Halep'i bombaladı. Bu arada Halep-Şam otoyoluyla ilgili şeyler Suriye yönetimi açıklama yapmış şu an. Sıkıntı var diye. Bazı muhaliflerin iddialarına göre alındı hikayesi söyleniyor. Ama daha çok dış mahallede, Halep'in dış mahallelerine kadar geldikleri. Dolayısıyla da bombalanan yerlerin o dış mahalleler olduğu ifade ediliyor. Eğer şimdi sorun tam da bu işte. Bunlar böyle devam ederse. Rusya. Tabii devam ederse şimdi zaten varil bombaları vesaire Suriye'de hafızamıza kazındı. Şimdi bu insanlar şimdi sorun şu. Ya güvenli bak bu işte mesela biz Türkiye'nin en şey bulaştırıldığı yer orasıydı. İlk başta uçuşa yasak bölge ilan etmediler. İnsani yardım koridorları oluşturmadılar. Ondan sonra grupların oluşmasını sağladılar fakat geldiklerinde bir alana geliyorlar. O alanlarda varil bombalarıyla vuruldu sürekli. Ve sürekli insanlar, tamam şimdi İdlib'de çok uzun süreli sessizlik vardı Suriye'de değil mi? 2019 mutabakattan sonra vardı. İnsanlar İdlib'e gelmişti, oraya gelmişti, buraya gelmişti. Birileri de yönetiyordu orayı. Şimdi ne oldu birden başladın? Yani bir anlaşma zemini varken şimdi silahla yenemeyeceğin belli. Çok net ortada. Yani ortada, 13-14 yıldır ortada. Şimdi o nedenle bence burada biraz önce ifade edilen şey. Suriye şu an büyük güçlerin pazarlığındaki kartlardan en önemlisi. Bir an önce Kürt kartını ifade etti ya, onun bir tarafı da Suriye. Hocam bir şey diyecek. Aslında şeyi diyecektim. Yani Rusya'nın şu anda henüz tam gücüyle devreye girdiğini görmüyoruz. Yani evet. Ya da öyle bir gücü, eski gücü var mı yok mu o anlamda net değil. Muhalifler anladığım kadarıyla yaklaşık 2 kilometre Halep'e uzaklıktalar. Yani Halep'e 2 kilometre en son gelen bilgiler o şekilde. Burada Nevzat'ın dediği doğru bence de. Yani bir Suriye meselesi üzerinden yeni bir pazarlık var. Yani Gürkan Bey'in de söylediği gibi belki gizli bir anlaşma da söz konusu. Bu da olmak zorunda mı mesela? Onu da merak ediyorum. Bu pazarlık yapılmak zorunda mı? Bu pazarlık elbette ki. Çünkü Suriye meselesi böyle duramaz. Bırakılamaz yani. Yani böyle durabilecek bir mesele değil. 5 yıldır aslında hep onu konuşuyoruz. Bir süreç bekleniyor, bir çözüm bekleniyor. Muhalifler çoğu Halep'ten kaçanlar, Halep'ten gelenler ve bir şekilde dönmek istiyorlar. Ve Suriye'nin bundan sonra yoluna nasıl devam edebileceğine dair bir çözüm bekliyorlar. Dolayısıyla değişen dengelerle birlikte bu taleplerin de yeniden hareketlenmesi gayet doğal. İran bir şekilde denklemden şu anda bence yavaş yavaş denklemdeki ağırlığını büyük ölçüde
hani kaybediyor gibi görünüyor. Esad da İran'ın oynadığı rolden ne kadar emin? Emin değilim. Yani şöyle düşünün, bir sene öncesinde şöyle raporlar geliyordu. Rejim içerisinde artık bir İran masası var. Yani Esad rejiminin içerisinde bir İran masası var ve rejimin kendisine üvey evlat muamelesi yapıyor. Yani Esad'ın adamlarına emirler veren, onları her türlü yönlendiren bir rejim oluşmaya başlamıştı. Yani İran rejimi, Esad rejimi içerisinde bir İran rejimi oluşmuştu. Dolayısıyla Esad da, şimdi böyle bakıyoruz ama bugün olanlardan memnun olabilir. Yani İran'ın bu şekilde burnunun sürtünmesinden memnun olabilir. Çünkü bu rejim aynı zamanda onu İsrail'in de hedefine sokuyor. 2013 yılını hiç unutmuyorum. 2013 yılında bir kimyasal silah saldırısı vardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri, yanılmıyorsam 30 Ağustos'tu. O akşam Amerika Birleşik Devletleri'nin Esad rejimini çok sert bir şekilde vuracağına yönelik ciddi bir beklenti vardı. Fakat bir el devreye girdi ve orada Esad'ın kalmasını sağladı. Bugün Gazze'ye baktığımızda, Lübnan'a baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede böylesine büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken durdurabilecek tek elin hangi el olduğunu hepimiz biliyoruz. İsrail. Esad'ın kalmasını istedi. Ama aynı İsrail belli ki bugün Esad konusunda da yeni hesaplar içerisinde en azından Netanyahu'nun iki gün önce yaptığı açıklamalara bakacağız. Bir sorum olsun, o zaman artık kapanışa gideceğim. Hani ona da yanıt vermiş olursunuz. Türkiye şu aşamada dedik ya, hani dediniz daha doğrusu. Tamam, izlemede şu anda hani bir bekliyor yani, olanı biteni. Ne olur da harekete geçer? Şöyle, Zerbak kasabası var orada, ilçesi, o çok önemli. Yani mesela onun düştüğü haberi gelirse o otoyol tamamıyla kontrol altına alır. Çünkü o 4-5 şeyi bağlayan bir otoyol. Türkiye ile ilgili şimdi sosyal medyaya bakıyorum, şu askeri yolladı falan. Ya Türkiye şu an izliyor. Oradaki askerleri de rotasyon gereği değiştirdi. Yani yeni bir şey yok. Dolayısıyla zaten güçleri orada var ve Türkiye bir ay önce bunların olmaması için gerçekten çabaladı. Türkiye'nin şeyi şu: kardeşim, bir mutabakata vardık, ona uyun. Dolayısıyla da muhalifin o mutabakata doğru gidiyor ama İdlib'e doğru herhangi bir şey olursa denklem çok değişir orada. Türkan Zengin. Yani İdlib faktörlerden bir tanesini orada ne yapabilir bilmiyorum. Sonuçta yüz binler, milyonlar harekete geçip Türkiye'ye doğru akıyor. Bir Rus bombardımanı, bir rejim bombardımanı halinde o bir pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Türkiye en çok tedirgin eden işlerden bir tanesi o. Sığınmacı boyutuyla. Ama öbür taraf, yani sığınmacı boyutu bugün böyle olur, yarın başka şey olur ama öbür tarafta stratejik bir mutabakat oluşursa, bu özel bölgeler gibi Amerika, Rusya, bunu temin etmeye dönük kol bükmeler falan olursa, o zaman Türkiye'nin ne yapacağını o zaman görürüz. Şimdi böyle gidiyor ama tersine de dönme ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye Ekim ayında aslında bu günleri öngörerek Halep'in batısında ve İdlib'in güneyinde o zaman haberler var. Bunlar yani açık istihbarat. Takip etti yani güçlerini, olası bir kötü senaryoya yönelik oradaki varlığını güçlendirdi diyebiliriz. Türkiye dolayısıyla bu anlamda kötü senaryolara, oluşabilecek aksi senaryolara da hazırlıklı gibi görünüyor. Çok çok teşekkür ederim Özcan Tikrit, Nevzat Çiçek ve Gürkan Zengin, HT360'a katkılarınızdan dolayı. Efendim, HT360'ı bu değerli konuklarımla ve önemli bir konuyla kapatıyoruz. Ben gidiyorum artık, noktalıyorum. Benden sonra karşınızda akşam haberleriyle Semiha Şahin olacak. Hoşça kalın, bizimle kalın.